Merhabalar. 8. sınıf LGS kimyasal tepkimeler konusuyla yine birlikteyiz. Kanalıma abone olup bildirimleri açıp like atmayı unutmayalım. Hemen kimyasal tepkime nedir sorusuyla başlayalım. Maddelerin kimyasal değişime uğrayarak yeni madde oluşturma sürecine kimyasal tepkime diyoruz. Arkadaşlar kimyasal tepkimeleri biz tepkimenin A artı B kimyasal tepkime çizgisi C artı D şeklinde gösteriyoruz. Her bir giren maddenin arasına birden fazla madde girdiyse artı koyuyoruz. Birden fazla ürün oluştuysa arasına artı koyuyoruz. Tepkime çizgisi girenlerden ürünlerin yönünde yani şu yönde oluyor arkadaşlar. Tepkimenin, tepkime çizgisinin sol tarafındakilere girenler, sağ tarafındakilere ürünler veya çıkanlar diyoruz. Örneklerle devam edelim. Kimyasal tepkimelerde tepkimeye giren maddeler kimyasal özelliklerini kaybeder ve yeni maddeler oluşur arkadaşlar. Örneğin iki tane hidrojen molekülü bir tane oksijen molekülüyle tepkimeye girmiş. Bakın iki tane farklı madde olduğu için araya artı koyuyoruz. Ne oluşmuş? İki molekül su oluşmuş arkadaşlar. Giren maddelerin yeni maddelerin farklı olduğunu şöyle anlıyoruz. Bakın hidrojen yanıcı madde Oksijen yakıcı madde, su ise ne yanıcı ne yakıcı maddedir, söndürücü maddedir. Bakın, girenlerle ürünlerin kimyasal özellikleri değişmiş, yeni özellikler kazanmış. Kimyasal tepkimelerde bağların durumuna bakalım. Kimyasal tepkimelerde tepkiye giren maddeler arasındaki bağlar oluşabilir ve kopabilir. Bakın arkadaşlar burada oksijen arasındaki bağlar kopmuş, hidrojen arasındaki bağlar kopmuş ve su bileşiğini oluştururken yeni bağlar oluşmuş. Örnek yapalım. Arkadaşlar baktığımızda metan gazı oksijen gazıyla tepkimeye girmiş karbondioksit ve su oluşturmuş. Hemen bağların oluşum ve kırılımına bakalım. Bakın metan gazının bağlar kopmuş. Oksijende bağlar kopmuş. Karbondioksitte baktığımızda suda hemen suyu oluşturmuşlar. Yeni bağ oluşmuş ve bunlar da karbondioksitte yeni bağlar oluşturmuş arkadaşlar. Şimdi tepkime baktığımızda. Metan gazı oksijen gazıyla tepkimeye girmiş, karbondioksit ve su moleküllerini oluşturmuş. Bir tane metan molekülü, iki tane oksijen molekülü bakın iki tane oksijen molekülü tepkimeye girmiş. Bir tane karbondioksit, iki tane su oluşturmuş. Tepkimenin girenler ve ürünlerde aynı atomların bulunduğuna dikkat ediniz. Sadece atomlar arasında bağlar kırıldı ve yeni bağların oluşması görüldü arkadaşlar. Devam edelim. Etkinlikte bağ oluşması mı, bağ kopması mı olduğuna bakalım arkadaşlar. Buraya baktığımızda birincisinde ne olmuş? Bağlar kopmuş. İkinciye bakıyoruz. Burada bağlar oluşmuş. Üçüncüye baktığımızda hem bağ oluşmuş hem bağ kopmuş. Arkadaşlar burada bağ oluşumu, burada ise bağların kopmasını görüyorsunuz. Üçüncüde hem oluşma hem kopma var. Dikkat edelim buna. Kimyasal tepkimelerin özellikleriyle devam edelim. Kimyasal tepkimenin 5 tane özelliği var. Bunları tek tek anlatalım. Kimyasal tepkimelerde tepkimeye giren elementler, tepkime sonucu oluşan elementlerle aynı olmalıdır. Yani tepkimeye girenlerin atom cinsi korunur. Arkadaşlar ne giydiyse o atom çıkar. Farklı atom oluşmaz. İkincisi, Kimyasal tepkimelerde, tep... bunlara örnekler vereceğiz birazdan. Kimyasal tepkimelerde tepkimeye giren atomların sayısı, tepkime sonucu oluşan atomların sayısı ile aynı olmalıdır. Yani kimyasal tepkimelerde atom sayısı korunur. Atomun cinsi 1, atomun sayısı 2. 3'e bakalım. Kimyasal tepkimelerde tepkimeye giren atomların toplam proton, elektron, notlan sayıları, tepkime sonucu oluşan toplam proton, elektron ve nötron sayılarla aynı olmalıdır. Yani korunur arkadaşlar. Not, her bir elementin elektron sayısı alışverişten dolayı farklı olabilir. Ama toplam elektron sayısı aynıdır. Bir elementin sorarsa farklı olabilir ama toplam elektron sayısı korunmuş mudur diye sorarsa aynıdır arkadaşlar. Buraya dikkat ediyoruz. Dördüncüsü, kimyasal tepkimelerde tepkiye giren maddelerin kütlesinin toplamı tepkime sonucu oluşan elementlerin Adı, maddelerin kütlesi birbirine eşittir. Yani bu olaya ne diyoruz? Küt, e, kimyasal tepkimelerde kütlenin korunumu kanunu diyoruz. Örnek bakalım. Demir ile girmiş demir sülfür oluşmuş. Kaç gram demir girmiş? 56 gram. Kaç gram sülfat girmiş? 32 gram. Topladığımızda kaç tepkimeye giren kaç gram var? 88. Bakın demir sülfür bileşiği ürünlerin kütlesi birbirine eşittir. Kaç gram? 88. Tepkime Giren maddelerin kütlesi ile ürünlerin kütlesi birbirine eşittir. Buna kütlenin korunumu kanunu diyoruz arkadaşlar. Evet örneklere devam edelim arkadaşlar. Tepkime oluşan H2O yani su bileşiği oluşur. 2 gram girmiş 16 gram girmişse kaç gram oluşacaktır? 18 gram oluşacaktır. İkinciye bakalım 100 gram girmiş. Girenler 100 gram. Oluşan 56. Burası kaç olacak arkadaşlar eşit olması için? Bakın burada tepkimenin sol tarafıyla sağ tarafı eşit olacak. 56 buraya kaç yazarsam? 44 yazarsam arkadaşlar ne olur? Toplam 100 olur. Bakın ikisini topladığımızda 100'e eşit oldu mu? Oldu. Oluşan Verilen tepkimelerde e, hidrojen klorun kütlesi kaç gramdır diyor. Arkadaşlar girenlerin kütlesiyle ürünlerin kütlesi birbirine eşit olacak. O halde 58 18 daha ne yapar? 76. 40 gram sodyum hidroksit giriyorsa 36 gram da hidrojen klorür girecek. Toplam 76 olacak. Bakın eşit oldu mu? Oldu. Kütlenin korunumu kanununa göre girenlerle ürünlerin kütlesi birbirine eşit olacak. Arkadaşlar şimdi bunu grafikle de gösterelim. Kütle korunumunun grafikte gösterilimine bir örnekle anlatalım. Arkadaşlar grafikte Miktarı azalan. Miktarı azalana girenler diyoruz. Girenler. Miktarı artana ise artana ise ürünler diyoruz. O halde neyin miktarı azalmış? X artı iki tane girmişse arasına artı işareti koyuyorduk. Y. Bunlar miktarı azalanlar. Bakın miktarı azalmış. Neyin miktarı artmış? Z'nin. Peki kütlenin korunumu kanununa göre girenler ürünlerin kütlesi birbirine eşit olacaktı. X'in kütlesini bilmiyorum. Y'nin kütlesi kaç? 15. Ürünün kütlesi kaç? 25. Girenlerle ürünler eşit olabilmesi için X kaç gram olmalı? 10 gram olmalı. O halde X'in kütlesi kaç gramdır? 10 gramdır. Arkadaşlar burada kütle zaman grafiğine bakarak girenlerin ve ürünlerin miktarını bulabiliyoruz. Kimyasal reaksiyonunu yazabiliyoruz. Neyi bilmemiz lazım? Miktarı azalanlar girenler, miktarı artanlar ürünlerdir. Bunu bilirsek yazabiliriz. Örneklerle devam edelim arkadaşlar. Kimyasal tepkimelerde tüm maddenin tamamı tepkimeye girmeyebilir. Bu durumda da artanlı tepkime denir. Şimdi artanlı tepkimelerde de nasıl yapacağımıza bakalım. Arkadaşlar Miktarı azalan ney, k artı bakın L'nin ve K'nın miktarı azalmış L. Ne oluşmuş? Miktarı artan M oluşmuş. Tepkimeyi yazdık. O halde şimdi kütlelerini yazacağız. K'ya dikkat ettiniz mi? Hepsi girmemiş. Bakın burada kalmış. Demek ki bu artanlı bir tepkime. Kaç gram girmiş? 18'den 8'e. Yani K 10 gram girmiş. Artı L'ye bakıyorum arkadaşlar. L'nin hepsi girmiş. 0 burası. 2 e, bileşenin 2 doğrunun bileşim yeri 0'dı. 0. Sıfır. O halde L'nin hepsi girdiği için L 18. M ne olacak arkadaşlar? 10. 18 daha 28 gram olacak. Yani M buraya kaç yazacağız? 28. Şimdi bakalım. Tepkime denklemi K artı L tepkime çizgisi M'dir. Doğru. Grafikte x değeri 26'dır diyor. Hayır 28'dir. Yanlış. Tepkimede k maddesinden 8 gram artmıştır. Bakın 8 gram artmış. Doğru. Tepkimede l maddesinin tamamı kullanılmıştır. Bakın l'nin tamamı tepkimeye girmiş sıfıra kadar. Doğru. Hangisi yanlıştır dediği için cevabımız B şıkkı olacak. Kimyasal tepkimelerde maddelerin fiziksel halleri, hacimleri, molekül sayıları korunmayabilir. Arkadaşlar molekül sayısı korunmayabiliyor. İki molekül giriyor, bir molekül oluşuyor. Fiziksel halleri, yani katı sıvı gaz değişebiliyor. Hacimleri değişebiliyor, ulaşabiliyor. Arkadaşlar hemen yanma tepkimeleriyle devam edelim. Arkadaşlar yanma tepkimelerinde bilmemiz gereken çok önemli bir olay var. Oksijen elementi yakıcı bir gazdır. Maddeler oksijen gazıyla tepkimeye giriyorsa bu tepkimelere yanma tepkimesi denir. Yanma tepkimeleri genellikle ısı ve gaz çıkışı gözlenir. Fakat bazılarında gaz çıkışı gözlenmeyebilir arkadaşlar yavaş yanmalarda. Şimdi buraya şu reaksiyona baktığımızda metan gazı oksijenle yanmış, karbondioksit ve su çıkmış. Arkadaşlar bir tepkimenin yanma olduğunu girenler bölümünde oksijen gazı varsa hemen yanmadır diyebiliriz. Fakat burada ayrı bir şekilde olacak. Yani CH4'e bitişik bir şekilde oksijen değil. Ayrı bir şekilde, ayrı bir madde olarak oksijen gazı varsa yanma tepkimesidir. Şunu da anlayabiliriz. Isı çıkışı karbondioksit de olabilir ama hepsinde karbondioksit çıkışı olmayabilir. Onun için öncelikle biz girenler bölümündeki oksijen gazına bakıyoruz. Yemeklerin pişmesi, arabanın çalışması, roketlerin mesela benzinin yanarak oluyor. Roketlerin uzaya fırlatılması, yiyeceklerin sindirimle yanma. Arkadaşlar vücudumuzda besin oksijenle yanıyor. Açığa karbondioksit ıı, ısı ve Enerji açığa çıkıyor arkadaşlar. Su, karbondioksit, ısı ve enerji açığa çıkıyor. Bu nedenle vücudumuzdaki besinlerin sindirimi de yanma tepkimesidir. Bütün yanma tepkimeleri sonucunda alev ve gaz çıkışı olmayabilir. Bazı yanma tepkimeleri uzun yıllar sürebilir. Örneğin demirin yanması arkadaşlar. Bakın demirin paslanması yavaş tepkimeye örnektir. Denklemin verilen bir kimyasal tepkimenin yanma tepkimesi olup olmadığına karar vermek için tepkimeye girenler kısmında bağımsız halde oksijen gazı olup olmadığını kontrol etmemiz yeterlidir arkadaşlar. Bağımsız bir şekilde oksijen gazı varsa hemen bas yanma tepkimesini yanlış çıkmaz soru. Devam edelim örneklerle. Bakıyoruz girenler kısmında bağımsız oksijen gazı var yanma. Bakıyoruz girenler kısmında bağımsız oksijen gazı var Yanma bakıyoruz girenler kısmında bağımsız oksijen gazı var yanma bakıyoruz girenler kısmında bağımsız oksijen gazı var yanma bakıyoruz burada oksijen gazı yok yanma tepkimesi değil bakıyoruz burada girenler kısmında oksijen gazı yok yanma tepkimesi arkadaşlar ürünler kısmında olursa yanma olduğunu göstermez buraya dikkat ediyoruz girenler kısmında oksijen gazı olacak Devam edelim arkadaşlar örneklerle. Yukarıdaki kimyasal tepkimeye 20 gram x. Hemen 20, 20 gram x dedik. 36 gram ne oluşmuş? X, Y2 maddesi oluşmuş. Y maddesi kaç gramdır diyor. Arkadaşlar baktığımızda ne olacak? Eşit olması için 20, 20 16 daha ne olacak? 36. O halde kaç gram olması lazım? 16 gram olması lazım. Cevabımız A şıkkı. Diğer soruyla devam edelim. Oluşumu gösterilen olayla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Arkadaşlar hidrojen klora girmiş, hidrojen klorür oluşmuş. Kimyasal bir tepkimedir. Doğru. Bakın yeni madde oluşmuş. Hidrojen atomları aslında bağ kopmuş. Bakın kopmuş. Ne olmuş? Her biri bir klorla birleşmiş. Doğru. Hidrojen ve klor atomlarının kimyasal özellikleri değişmemiş. Hayır. Kimyasal denklemlerde özellikler değişir. Hidrojen ve kromatomlar arasında yeni bağlar oluşmuş. Bakın, yeni bağlar oluşmuş. Doğru. Hangisi yanlıştır diyor? Cevabımız C şıkkı. Devam edelim. Yukarıdaki öğrencilerin ifadeleri doğrudur diyor. Bir kimyasal tepkimede tepkimeye giren maddeler ve elde edilen ürünler vardır. Doğru. NS doğru. Kimyasal tepkimelerde tepkimeye giren maddelerin miktarı zamanla artar. Hayır, girenlerin azalır arkadaşlar. Melis yanlış. Kimyasal tepkimelerde her zaman kütle korunur. Doğru. Hangileri doğru? Enes ve Faruk yani cevabımız C şıkkı arkadaşlar. Enes ve Faruk doğru. Bunu unutmuyoruz. Girenlerin miktarı azalır, ürünlerin miktarı artar. Diğer soruyla devam edelim. X, Y, Z'nin oluşturduğu bir tepkimenin kütle zaman grafiği verilmiş. Buna göre tepkimenin tepkime denklemi hangisi olabilir? Arkadaşlar, azalan X Azalan Z neyi oluşturmuş? Artan Y'yi. Bakalım hangi şıkta var bu? X artı Z Y oluşturmuş. O halde tepkime denklemimiz B şıkkı olur. Devam edelim. Buna göre cümlelerde boş bırakılan yerler aşağıdaki verilerden hangisi getirilebilir? Yanma tepkimelerinin gerçekleşebilmesi için neye oksijene ihtiyacımız var? O halde B ile D gitti. Yanma olayları sonucunda genellikle arkadaşlar ısı açığa çıkar. Nokta nokta olayı yavaş yanmaya, paslanma olayı arkadaşlar yavaş yanmaya örnektir. O halde cevabımız A şıkkı olur. Örnekle devam edelim. Buna göre tepkime ile ilgili grafiklerden hangisi yanlıştır diyor arkadaşlar. Şimdi tepkime de 2xy katı, 2y gaz ve 2xy gaz oluşmuş. Buna göre toplam kütle korunur. Kaptaki gaz kütlesi bakın gaz kütlesi artmış. Doğru. Kaptaki katı kütlesi azalmış. Doğru. Kaptaki atom sayısı azalmaz. Atomun sayısı, cinsi değişmez. Hangisi yanlış? Denizli yanlış. Cevabımız D şıkkı arkadaşlar. Bir kimyasal tepkimede X ve Z maddelerinin kütleleri zamanla artarken hemen o halde zamanla artarken diyorsa x, z ne olacak arkadaşlar? Ürünlerde olacak. Y maddesi zamanla azalmaktadır. Y girenlerde olacak. O halde bu tepkimenin gösterilişi hangisinde var arkadaşlar? B şıkkında var. Yani Y azalmış, X Z artmışsa üründür. Cevabımız B şıkkı olacak. Devam edelim. Yukarıdaki su oluşumunun tanecik modeli verilmiş. Tepkimeye girenler Tepkime çıkın çıkanlar yani ürünler soru işaretiyle gösterilen yere hangisi gelmelidir? Arkadaşlar 4 tane hidrojen. Bakıyoruz ürünlerde 1, 2, 3, 4 hidrojen. Fakat girenlerde ne olmalı? Oksijen olmalı. O halde hangisinde 2 tane oksijen var? B şıkkında oksijen girenlerin atom sayısı ve türüyle ürünlerin atom sayısı ve türü eşit olacağı için cevabımız B şıkkı olacak. Devam ediyoruz. Yukarıdaki kimyasal tepkimlere ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Metan gazı oksijenle yanmış. Karbondioksit ve su oluşmuş. Tepkimeye iki çeşit e, atom girmiştir. Bakalım. Bir, iki, üç. Yanlış. Üç çeşit. Tepkime sonucu iki çeşit madde oluşmuş. Birinci madde, ikinci madde. Doğru. Devam edelim. Tepkime sonucunda... Bakın karbondioksit ve su iki madde oluşmuş. Doğru. Tepkime sonucunda metan ve oksijen nin iç yapısında değişmeler olmamıştır. Yanlış. Kimyasal tepkimelerde yapıda değişiklik olur. Tepkime sonucunda yeni atomlar değil yeni maddeler. Aynı atomlar. Atomun cinsi değişmez. Yanlış. Hangisi doğru? B şıkkı doğru arkadaşlar. Devam edelim. Yukarıdaki metanın oksijen ile yanması ile ilgili soruyla hangisi yanlıştır diyor. Atomun cinsi korunmuştur. Bakalım karbon girmiş, karbon çıkmış. Hidrojen girmiş, hidrojen çıkmış. 4 hidrojen oksijen girmiş, 4 oksijen. Cinsi korunmuş mu? Korunmuş. Tepkime sonucunda ısı açığa çıkmıştır. Bakıyorum, ısı açığa çıkmış. Doğru. Toplam kütle korunmuştur diyor. Arkadaşlar, tepkimelerde toplam kütle korunur. Doğru. Molekül soyusu, e, molekül sayısı korunmamıştır. Bakalım. 1 2 3 1, 2, 3. Hayır korunmuştur. Hangisi yanlıştır? D şıkkı yanlıştır. Bakın burada 1, 2, 1, 2, 3 molekül girmiş. 1, 2, 3 molekül oluşmuş. O halde cevabımız D şıkkı. Mıstık Fenci YouTube kanalına abone olup like atmayı unutmayın. Beni dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar.